Yolda Bir Karavan YouTube kanalına hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi Merve yanımızda, artık yasaksız videolara beraber devam ediyoruz efendim. Wolfest Kilyos'tayız. Karavan Festivali yok. Pardon. Yani Jack Wolfskin'in bir festivali burası. Öyle bir şey düzenleniyor burada ve burada otomobil var. Şöyle hızlıca Merve anlatsın. Ha, fiyatına bakalım. Ya bir de dışarıdan göstereyim. Bakın şimdi, efsane bir alet. Doblo'yu çekmiştik daha önce. Bu Transporter. 2 milyon 325 bin TL. Ne oldu? Ha, tamam. Tamam, eyvallah, teşekkür ederim. Bu Transporter Doblo bayağı bir izlenmişti, sevmiştiniz. Şöyle bir dışarıdan bir bakayım. Aa, içine giremiyoruz herhalde. Olur abi, teşekkür ederiz. Şimdi bize yardımcı oldular, sağ olsunlar. Merve, o arada şöyle gir bakayım ya, nasıl bir şeymiş. Yakıştın mı buraya? Yakıştın, bayağı yakıştın. Gir bakayım içeriye. Oba! Evet, Transporter'ın içi. Çok güzel değil mi ya? Ben ilk defa giriyorum bu arada. Daha önce bir fuarda sadece dışını görme fırsatım olmuştu. Havanı ferah, rahat. Geliyor mu sesin bilmiyorum. Evet, evet. Şöyle gayet güzel. Ketfort'un buzdolabını kullanmışlar. 12 volt. Ve 12 volt, harika. Aynen. Şey, enerjisinden besleniyor. Böyle ufak askılıkta bir dolap. Evet, askı çok ihtiyaç oluyor gerçekten karavanda. Eğer 2-3 günden fazla yaşayacaksanız. Banyoya bak ya. Yani sabit, kasetli, tuvaletine kadar her şeyi düşünmüşler. Şurada şaraplık rafı bile var. Şurası duş alanı birazcık küçük ama yapacak bir şey yok. Bu pratik kullanım karavanı. Evet, evet. Her yere yani gidebilirsin bununla. Aynen. Yani biz mesela bazı durumlarda önce yola bakıp devam ediyoruz. Ama böyle bir karavanınız varsa her yere gidebilirsiniz. Her yere girersiniz. Hiç yolu önemli değil. Bak, iki gözlü Tedford ocağın, Evian. Biraz küçük, yıkama alanı pek kalmamış ama şurada kullanılabilir. Şu masayı kullanabiliriz. Aynen. Zaten şu ek tezgah gibi oluyor her zaman. Ve çekmecelerin hepsi şöyle kibar bir şekilde kilitli. Orayı da bir açabilir misin? Burası da baharatlık gibi raf olmuş, bardaklık, baharatlık. Şuraya ama şey sanki güzel olurmuş, bir file. Tutucu. Evet, evet, file güzel olurmuş. Güzel olurmuş. Şimdi bizi bekleyenler var çok kalmadan. Şurada kontrol panelin, bak yatağın burada. Alkovenli Transporter karavan. Çok iyiymiş ya. Yolcu tarafı da 4 kişilik bir de. Evet, şimdi oraya da gireceğiz, açacaklar evet içini. Yatağa da böyle merdivenle çıkıyorsunuz. Hatta diğer karavanlara da bakalım. Şu rafları da bir açayım mı? Aç bakayım. Oo, bu gayet geniş yani. Evet. Düşündüğümden ferah. Çok güzelmiş ya. Aynen. Oo, çok ve yüksek. Evet, yani evet, içi bayağı yüksek. Aynen. Şurada şöyle açık rafları var. Gayet güzel. Pek de geniş. Buradan mı? Evet. Ha, burada depolama alanı var. Bak, hemen uyardılar. Her alanı kullanmışsınız, helal olsun. Gerçekten güzel olmuş. Arkadan da erişiyoruz. Şöyle, arkadan da erişim var, oradan da erişim var. Çok iyi ya. İşte gezmek istiyorsan, hani hep diyorlar ya, motokaravan mı, çekme karavan mı? Al işte. Yani kesinlikle bu. Ve 4 kişi gezebiliyorsun. 150 litre su deposu var. 150 litre temiz su deposu. 110 litre gri su tankı var. Hı-hı. Tuvaletin 20 litre siyah su tankı var. Harika. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Ön tarafını merak ettik ya. 4 kişi ki harika. Ön tarafı da açmışlar. Şuradan da geçebilirmişim gerçi ama neyse. Çok iyi değil mi ya? Bak, tuvalette havalandırmasına kadar. Çok güzel. Şurada yani boğulur mu insan? Kaldırdığınızda bu açılır, ayrıca bir tezgahımız var bu kısımda. Burada tezgah mı var? Evet. Yani şöyle düşünün. Burada var olan alanın haricinde. Az önce bir şey demiştim ya, şurada çalışırken şu masayı kullanırsınız diye, gerek yokmuş. Evet. Burayı kullanabiliyorsunuz. İnce detaylar yatırabiliyorsunuz. Sonra ön arka arasında geçiş. Buradan da yapabilirsiniz ama isterseniz gelin ön tarafa, evet, daha rahat. Normal bize şey hoşumuza gitti. 4 kişi seyahat edebilirsin, evet, ya burada. Aynen. Şişkin. Kurallar dahilinde. Değil mi? Ve aynı anda yani burada 1.50'ye 1.95'lik bir yatak var. Arkada 1.30'a 1.95'lik bir yatak var. Burası da yatak olarak. 4-7 kişinin çok rahat bir şekilde. Seyahat, evet. Hem seyahat edip hem konaklayabilir. Konaklayabilirsiniz. Şurada farklı bir şey var mı? 2 tane 30'a 70'lik camımız var. Berhemi. Üst tarafta büyük sky window'umuz var. Hı-hı. Ve bu açılır, sinekliği, güneşliği, her şey var.
Başucunda işte başucu kitabınızı koyabileceğiniz, ilaçlarınızı, suyunuzu alabileceğiniz ayrıca depolama alanları var. Hı hı. Yukarıda hem priz var hem USB'ler var. Telefonunuzu, laptopunuzu şarj edebileceğiniz. Kitap okuma ışığını bile düşünmüşler. Kitap okuma lambaları dahil hepsi burada var bu şekilde. İsterseniz bu ürünü alın. Çok güzelmiş gerçekten. Vay. Şoför koltuğuna. Yo, ben buradan her tarafa geçerim ya. Şuna bakar mısın? Merve alıp gitsek ya şunu ya. Ama 2 milyon 300 Aba 25 bin. Ya çok rahat. Ve çok güzelmiş. Yakıştı diyenler like atsın. Ya yani bu araba bana has değil, herkese yakışır ve gerçekten 4 kişi seyahat edebiliyorsun. Evet, şöyle genişliğinde. Evin arkanda harika. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ve araba sanırım 0. Bu fiyata araba dahil değil mi? Dahil. ÖTV vergisi ve KDV vergisi de dahil. Her şey dahil. Her şey dahil şu anda. Evet, evet, çok teşekkür ederiz ya. Eyvallah. Diğerlerini gezebilir miyiz abi? Sağlık, tabii hepsini gezelim. Merve gel, hazır izini almışız. Buyurun buyurun. Ve bir tane de Ford Transit Reviva diyor. Sanırım onların kendi verdikleri isim. Bu da 2 milyon 330 bin lira KDV dahil fiyatları. Bu biraz daha büyük. Şimdi bu mu o mu dersen, ama bak şimdi buradaki ferahlık da apayrı bir şey. Sürprizimiz var. Ben size kısa bir anlatayım ondan sonra. Şöyle yapayım mı abi? Evet. Şunu ben sana tutayım. Şöyle ve ben tamam. Tutarım sana. Tamam. Bu araba renkli bir araba. Ford'un arabası. Ford Transit 350 E-Ban olarak geçiyor. Özelliği şu: 10 ileri otomatik vites, 165 beygir ve arkadan iter araba. Doğal olarak yayla vesaire gibi sarp arazilere çıkacaksanız bu birebir tam olarak o karavan. Zorlu yollarda, zorlu yollarda kullanabileceğiniz bir üründür. Ben 6000 kilometre deneyimledim ve çok memnunum. 150 kilometre hız ortalamasıyla otoyolda kullandım. Almanya'ya gittim geldim bu ürünle. Döndüğümde 9.6 litre gibi bu araçlar için hiç aklımıza hayalimize gelmeyecek yaktı. Evet, çok ideal bir. Bizim normalde normal gündelik hayatta bindiğimiz araba. Arabalarla hemen hemen aynı bir çok yakıt iyi. Verisi. Birisi anlatsaydı belki inanmazdım. Ben bile inanmayabilirdim ama kendim yaşayıp deneyimleyince evet olabiliyormuş. Ford çok güzel bir araba yaptı. Otomobil de bunun üzerine çok güzel bir karavan yaptı. Bunun layout'u diğer karavanlara göre biraz daha farklı. Genelde bizde arka tarafta klasik bir yatak şekli var enine. Biz burada dikine bir yatak kullandık. Dikine yatağın avantajı şu oldu: boyutlar biraz daha büyüdü ve aynı anda 3 kişinin yatabileceği bir yatağa dönüştü. Ön tarafta masanın çökmesiyle oluşan ayrıca bir yatağımız var. Bu araba 4 kişilik tescillidir. Aynı anda 4 kişi hem seyahat hem de konak yapabilirsiniz. Diğeriyle aynı yani özellikle. Diğeriyle aynı evet. Ama tabii daha geniş. Evet. Abi var mı anlatacağım bir şey? Yani güzel anlatıyorsun. Bölmeyebilirsin. Yok estağfurullah. Buyurun geçin ben şöyle. Hadi bakayım. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Merve yardım etsene, mikrofonu yakasına aldım, takalım. Aldım ben şey yapayım. Haydi. Biz de büyük bir yükten kurtardık. Bilmediği bir şey anlatması gerçekten zor oldu. Evet. Abi bayağı ferah ya. Şu an evet. Esiyor burası. Evet. Esintiden nasıl mutluyuz? gayet güzel. Camlar Berimi ürünler kullanılıyor burada. Hepsinde kendinden bu şekilde güneşlik var. Bu güneşlikler içten krem rengi ama dıştan alüminyum folyo ile kaplı. Güneşi yansıtma özelliği var. Kaldırıp dere kenarı gibi arazilerde, bataklığa yakın arazilerde çok fazla sinek olur biliyorsunuz. O sineklikler içinde sinekliğimiz var. Aynı şekilde bunları açtığınızda 4 noktada kilit var. Hepsinde çocuk kilidi, yazlık ve kışlık modları var. Oturma grubu olarak da kullandığınızda burası gayet keyifli görüyorsunuz ama aslında burası bir yatak alanı. Bu yatak alanının altı tamamen depolama alanı olarak geçiyor. Şöyle kaldırdığımda bu alanlara yukarıdan da erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde açtığınızda bu alanları görebiliyorsunuz. Aynı şekilde öbür tarafı da göstermek istiyorum size. Bu şekilde açtığınızda burada kocaman yastıklarınızı, minderlerinizi koyabileceğiniz alanlar var. Burada da tanklar vesaire gibi üniteler yerleştirilmiş. Burada bitmiyor. Baş üstünde dolaplar var. Tamamen kilitli dolaplar. Yol halindeyken araç malzemeleriniz dökülmeyecek şekilde üretilmiş ama bas çek kulpludur. Gayet de geniş. Sınıf standartlarının da üzerindedir. Bunun haricinde oturduğum yerin altı da aslında depolama alanı. Şu şekilde göstereyim size.
Hemen buraya bastığımda buradan gizli ünitede kayar çekmece çıkacak. Aynı şekilde ayağımın altı keza öyle. Burada bir multimedya sistemimiz var. Cep telefonuyla buradaki sisteme bağlandığınızda gayet güzel içeride müzik dinleyebileceksiniz. Cep telefonunuzu şarj edebileceksiniz ya da elektrikli herhangi bir malzemenizi şarj edebileceksiniz. Işıkları arka taraftan kumanda edebileceksiniz. Kitap okumak istediğinizde başucunda kitap okuma lambalarımız var. Havalandırma ısıtma için değil mi? O ısıtma için yani çok sert kışlarda orada olmasında, orada yatak bölümünde de bir ısıtma olmasında fayda var. Aracın muhtelif bölgelerinde harici olarak ısıtmalar var. Evet. Yatakta şöyle eşler ayrı ayrı yatabiliyor burada. Sağ tarafta genelde erkek, sol taraf kadın yatağı gibi düşünebilirsiniz ama burada birleştirdiğinizde şu üniteyi çekerek bu ön tarafa kadar getiriyorsunuz. Koltuğun altında, yatağın altında gizli olan minderi alıp buraya koyduğunuzda burası havuz yatağı dönüşüyor ve burada 3 kişi hatta bazı durumlarda 4 kişiye kadar insanlar burada kalabiliyorlar. Mutfak kısmını geçmeden önce banyoyu şey yapalım size. Bu duş aslında el yüz yıkama için yapılmış ama çift işlevlidir. Çektiğinizde duşa dönüşür. Duş sadece burada yok. Ayrıca dışarıda duş duşumuz var. Kasetli tuvalet kullanıyoruz biz ürünlerimizde genel itibariyle. Alt tarafta kasetli tuvaletimizi şu anda görüyorsunuz. Bu malzemeler marin malzeme oldukları için suya, neme karşı çok dayanıklı malzemeler. Burada üst tarafta şampuanınız, ondan sonra diş macununuz, fırçanız için depolayabileceğiniz gizli, kilitli bir alanınız var. Aydınlatmalarımız tamamen dokunmatik sistemle çalışıyor. Bastığımda açılır, bastığımda kapanır. Buranın harici olarak bir de WC hekisi var. Fanlıdır bu heki. İçerideki havayı dışarıya, dışarıdaki havayı da içeriye çektirebiliyorsunuz. Arka tarafınızda hemen yer alan buzdolabımız var. Bu buzdolabı 90 litrelik bir buzdolabı şu şekilde. Tedford'un ürünlerini kullanıyoruz genelde ya da muadil markalar. Bunlar 12 volt buzdolapları. İnanın cep telefonunuz ne kadar şarj tüketiyorsa, elektrik tüketiyorsa yakın sarfiyatlarla bunlar da soğutma yapan ürünler. Üst tarafta böyle bir bardaklık ünite yaptık ama bu tarz karavanlarda genelde eşyaları nereye koyacağız sıkıntısı vardı. Bizim depolama alanları gayet geniş. Biz sizin için her şeyi düşündük. Şöyle göstereyim. Burada güzel bir kaşıklarınız var. Hemen altında güzel bir tabaklığınız var. Onun altında güzel bir tencereliğiniz var. Burayla bitmiyor. Döndüğünüzde burada da şöyle açarsam eğer gene suyunuzu koyabileceğiniz vesaire çok yeterli bir depolama alanı var. Başüstü gene öyle. Koryan tezgahımız var. Tedford'un ocağını kullanıyoruz. İki göz ocağınız ve evyeniz var. Bunun haricinde de şöyle gelirseniz insanların Türkiye'de maalesef çok bilmediği bir ünitemiz var burada. Bu gaz sensörü. Biz üretirken evet yani herhangi bir ters durum olur, gaz kaçağı olur vesaire. Hani o ihtimali insanlar burada zehirlenmesin, zarar görmesin diye bütün ürünlerimizi standart olarak koyuyoruz. Burada oturma grubu, iki kişilik oturma grubu burada var. Önde iki tane de yolcu ve şoför koltuğu var. Aynen öyle. İki kişilik. Orada yani toplam dört kişi aynı anda hem seyahat hem de konaklama yapabiliyorsunuz. Baş üstünde dolabınız. Buradaki ekstra harç baş üstünde ayrıca bir dolabımız var. Tavan ekisi var ve elektronik kontrol panelimiz var. Buradan karavanın bütün yaşam ünitelerini kontrol edebiliyorsunuz. İşte atık su tankı, temiz su tankı, elektrik, akü seviyeleriniz, su seviyeniz her şeyi burada görebileceksiniz. Aydınlatmalarımız da burada. Arabadan kısaca bahsetmek gerekirse bu araba Ford'un ürettiği bir araba. 350 E-Van olarak geçiyor. 10 ileri otomatik vitesli 165 beygirlik bir arabadır. Sürüş performansı dinamiği açısından gayet İyi bir araba. Kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir arabadır efendim. Çok teşekkür ederim. Bütün takipçilere selamlar. Eyvallah. Gelirlerse Pendik'te showroom'umuz var. Onları ağırlamayı çok isteriz. Pendik'te Çamçeşme Mahallesi'nde Tevfik İleri Caddesi'ndeyiz. Biz Divan Otelli'ye 200 metre var aramızda. Bekliyoruz efendim. Eyvallah. Hoşçakalın. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Yani adam yes şakır şakır anlattı. Şimdi biz de Ronin'i inceleyeceğiz. Daha önce incelediğimiz
Doblo vardı bir tane Gökhan abiyle. Yani bu da onun otomobil versiyonu. O başka bir markaydı galiba. Bunun fiyatını çok sormuştunuz. O zaman bilmiyorduk. Wolfest'te özel satış fiyatı 0 kilometre 1 milyon 524 bin lira. İşte yine dışarıdan göstereyim ama dediğim gibi aynısı. Sadece bu X-Large dedikleri şu dışarıda, yani yukarıda bir tane Alcoven'iniz var. Araba aynı. Araba değişmiyor. Şöyle içeriği gösterelim. Şöyle giriyoruz bakalım. Yani bu farklıymış. Aynı diye girdim ama aynı değil. Bu bayağı büyükmüş. Bak burada merdiveni ne kadar düşünmüşler. O videoyu izleyenler bilir. Ben yukarı çıkarken kafamı vurmuştum. Tezgaha basarak çıkmıştım yukarıya, yatak kısmına. Bunda öyle bir şey yok. Bak burada merdiveni ne kadar düşünmüş. Şöyle genişçe bir alkovenli yatağımız var. Alkovende yatağımız var, özür diliyorum. Yine aydınlatmalarınız, berhemi, camlarınız şurada size şık bir, ne denir buna, raf ayarlamışlar. Yani ne koyulabilir? Belki televizyon falan isterseniz televizyon koyulabilir izlemek için diyeceğim ama yatarken o da ters kalır. Ivır zıvır şeyleri koymak için, belki süs için olabilir. Şurada bir Ted Ford'un buzdolabı var. Bakayım, bizimkiyle aynı. Ve bunu kullandıkları için, çöpünü de buraya atmış arkadaş. Bunu kullandıkları için içinde eşyalar var. Yine kasetli tuvalet. Bu bayağı büyük Merve. Bizim Gökhan abiyle çektiğimiz gibi değil. X-Large oradan geliyor. Bak aynısına varıncaya kadar. Aynısına varıncaya kadar her şey var. Yine çift taraflı hack. Fanlı motorunuz şurada. Bir banyo dolabı. Kontrol paneli direkt burada. Mutfak yine küçük. Burası da yatak oluyor. Yani yine bunda da 3 kişi rahat bir şekilde konaklayabilir. Burası yatak olur. Yukarıda zaten alkovenden dolayı yatağınız var. Şöyle dolapları bir açalım. Gayet yeterli ya. Yani minimal motokaravan keyfi yaşamak istiyorsanız az yaksın diyorsanız işte böyle bir araba. Yeni nesil. Arkadaki cam da bayağı büyükmüş bu arada. Üç tarafında da berhiminin camı var. Bütün camlarda sineklik ve perdelik. Kapıda da var. Ve mutfağınız da bu şekilde. Gayet yeterli. Yine gaz dedektörünü koymuşlar. Arkadaş az önce anlatmıştı. Sağ olsun. Güzel. Yani Wolfest bizi biraz şaşırtacak. Hadi çıkalım. Şimdi diğer insanlar geçsin bakalım. Evet. Bitirdik mi? Bitirdik. Evet. 3 tane araç gezdik. Yani evet. Bir tane de şey var galiba ama. Neyi? Offroad'da onların mı? Bu da otomobilin galiba. Bu da sizin değil mi? Evet. Bak bitiremiyoruz. Niye bitiremiyoruz? Tamam, birazdan olsa olur mu? Teşekkür ederiz. Bak bir şey daha varmış, onu da görelim. Tatlılar. Çok tatlılar. Geç bakalım. Geçiyorum. Geç. Alırım ben. Şu dışındaki kaplama olayı var ya, bu işte zarar görmesin diye. Bunu çiziyorlar. Böyle bir şey oldu, aksi bir durum oldu. Çiziyorlar, sonra siliyorlar ve geçiyor. Öyle bir özelliği var. Şöyle girdik. Merviş Hanım. Nerede kaldın? Arabayı da göstereceğim ki burada nasıl bir şey olduğunu anlasınlar diye. Bak hemen girişte sağ tarafta mutfağım var. Küçük bir mutfak. Zaten bu küçük bir şey. Yani offroad araç için bence çok iyi. Harika. Tek gözlü bir ocak. Evyen. Burada yine bak düşünmüşler. Olur da bir şey pişirirsen buharını at, nemini at diye camını düşünmüşler. Hemen yanında bir küçük cam daha var oturma alanında. Masa da iki kişi için ideal değil mi? Yani evet. Şurada birisi çalışırken sofrayı kurduktan sonra oturulabilir. Yine alkoven yatak mı denir? Yine bir yatağımız var burada. İki kişi rahat bir şekilde yatabilir. Şöyle de göstereyim. Evet. File, okuma lambanız, iki tane küçük camınız var orada. Yine bütün camları berhemi kullanmışlar ya. Hı hı. Güzel, helal olsun. Yine oturma alanında karşıda da bir tane berhemi cam var. Artık banyoyu zaten. Ha doğru, tuvalet yok. Portatif. Şu ne? Bu açılabilen bir şey mi? Dolap değil, açılmıyor. Şurada da bir şey yok. Ha şurada var. Mı? Burada da yok. Dolap yokmuş. Şunu kapatalım bakalım nasıl duruyor. Yok, çekiştirmiyoruz. Neyse, bunu kapatmaya gerek yok. Güzel, yani anlık... Şuradan çıkıyoruz. Bizden önce bir sıkıntı anlık kullanabilirsin. Evet, burayı zorlamışlar. Bizim gibi birileri. Gel arabayı görelim ya. Bu buradan dönüp, oradan geliyor. Ben çözeceğim bak. Sen devam et, ben halledeceğim. Merve halletsin, o sorumluluğu almasın. Şöyle dışarıya çıkalım bakalım. Neler neler yapmışlar. Yani benim bildiğim kadarıyla bunu... Fiyatını da görelim de 376 bin artı KDV fiyatı var. 20.750 euro normalde. Şöyle bir durum var. Euro sürekli değiştiği için artık. Ve oradan bir baş onayladı bunu.
Ve neye koymuşlar? Hilux. Yeni 2.4 Hilux Invincible dedikleri araca koymuşlar. Dışarıdan da böyle gözüküyor işte. Harika değil mi ya? Yani işte dağ bayır senin burada. Gayet güzel. Şuna da bir bakalım. Bu da hangi arabanın üzerine koyulmuş? GMC. GMC X31 Offroad. Ya şuraya bakın ya. Şu araba yeter. Çok pardon ya, görmedim. Sorun yok değil mi? Tamam. İle böyle uzun uzun konuşurken etrafına bakmazsan böyle olur. Şu nedir ya? Duramax. Vay arkadaş ya. Fiyatını tabi araçla alakası yok bunun. 498 bin artı KDV fiyatı var. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Harika. Bayağı büyük. Arabayı övüyorum yani, otomobil. Bu arabayı yani konuşulacak olan şey aslında bu araba. Açık mıdır? Değildir tabii ki. Şuna bakar mısınız ya? Eğer Selim abi izliyorsan selam olsun. Kafayı kıranlar hesabının sahibi Selim abi bu arabadan alacak işte. Getirtmeye çalışıyor şu an ülkeye. Normalde yok, hali hazırda yok sanırım Duramax. Evet, içini gezmiyorum bunun. İnsanlar var. Artık bitirelim ya. Otomobil bayağı yani kaç? 1, 2, 3, 4, 5 tane araçla gelmiş. Güzel. Çok geliştirmiş kendini. Zaten şey... İki model vardı benim en son hatırladığım. Eski fuarlarda öyleydi. Evet. Yani bayağı bayağı popüler olmaya başladılar ve satıyorlardı adamlar. Yani merak ederseniz böyle karavanları var işte. Biz devam edelim. Şöyle bir gezelim. Videoyu beğenin. Videosu ama bitiyor. Bu sefer gerçekten bitiyor. Bu sefer bitiyor. Beğenin, abone olun, yorum yapın. Beğendik, beğenmedik. Karavanlara yorum yapın ki kanalımız büyüsün, birazcık hareketlensin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Otomobile de teşekkür ederiz. Vakit ayırdı, anlattı beyefendi. Sağ olsun. Hoşça kalın.